Smart Plus Mobilya ve İç Mimarlık. Smartmobilya.com 824 54 59. Başarı öyküleri Smart Plus'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir hafta ve yeni bir başarı öyküsüyle karşınızdayız. Bu hafta başarının bir tesadüf olmadığının canlı bir örneği olan girişimci iş adamı Sayın Mustafa Ersoy stüdyoda konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Siz ülkemizdeki ilk büyük süpermarketin, modern anlamdaki süpermarketin sahibisiniz. Ama aslında bir jeoloji mühendisisiniz. Evet. Nasıl oldu? Biraz anlatabilir misiniz? Evet. Öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Gurur duydum, memnun oldum. Buradan da herkese, bizi izleyenlere selamlarımı iletirim. İnşallah güzel, keyifli bir program geçiririz. Öyle olacak eminim. İnşallah. Öncelikle benim jeoloji mühendisi olmam tesadüf değil belki. Ta ilkokul zamanımda annemin bazı temkinleri, öğütleri de etkili olmuştur. Peki jeoloji mühendisliği değil, üniversite okuma adına. O zamanlar ben ilkokula giderken Ankara Radyosu dinlerdik. Tek radyolardan o zaman olan. Orada da öğretmen çorapları diye bir çorap reklamı yapılırdı. Annem de hep bana oku, sen de öğretmen ol, da öğretmen çoraplarından giy diye tavsiyelerde bulunurdu. Oğlunu böyle okuyup onun da öğretmen çorabı kaliteli bir şey, güzel bir şey anlamında. Hoşuna giderdi herhalde. Benim de hep aklımda okumak vardı. Daha sonrası... Yani hep şey deriz ya, çocuklarımızın zihnini aslında bu çok düşündüğünüzde ciddi bir uyanış sağlayan bir şey değil, hikaye değil. Ama çapalar atıyoruz hep zihinlere. Bu da böyle bir çapa olmuş, oku. Oku. Bu, evet, öğretmen çorabıyla birlikte zihninize bir çapa atılmış. Aynen öyle bu oldu. Yönde siz ilerlemişsiniz. Okumaya evet. Şey yaptım. Hatta ilginçtir, ortaokula kadar gittim. Girne Anafart Ortaokulu'na gittim. Tatil zamanında babam dedi ki, demircilikte çok iş var, çok para var. Bizim de bir tanıdığımız ustabaşı var, Hasan Usta. Buradan kendisine selamlarımı iletirim. On yana koyayım seni, çok para kazanın ileride. Ben dedim yok, ben okuyacağım. Yok, demirci olacağım. Bizi demircinin yanına götürdü. Gittik, demirci olacak. Fakat ben istemiyorum demirci olayım. Kaç yaşındaydınız? Ortaokul bitmiş. 15 yaşlarında bir yani şey. Yani bundan sonra artık okuma dedi babanız. Okuma dedi, demirci olacaksın. Demircilikte çok para var, kaşa yapacak. Fakat orada bir, buradan ona da selamlarımı ileteyim, Kemal Mut Bey. Büyük abimiz beni orada görmüş, şöyle dedi, bana geldi yanıma. Mustafa dedi, bizim dedi bu mahalleye gelen çırakları dedi incelerim. Sende bir farklılık var. Aralarda sen hiç boş durmuyorsun. Bir gazete parçası, bir kağıt, bir yazılı bir şey bulup hep onları okumaya çalışıyorsun ki bizim demirci çırakları hep uyurlar o saatler, yatırlar uyurlar. Sen okuman lazım. Dedim ben nasıl yaparım? Babam bırakmaz. Hasan Usta da demirci ustamız. O hiç bırakmaz. Birbirlerine sert bunlar. Sen merak etme dedi. Sen isyan et, kaç, gelme işe. Ben bu tarafını hallederim, o tarafını sen hallet. Anlaştık Kemal Mut Bey'le, Kemal ustamla. Ben gitmedim işe. Okul açıldı. Babama dedim ben işe gitmem. Ben okuyacağım. Babam hırgür etti ama o yandan bizim Kemal dayı onlara seslerini bastırdı ve ortaokulu bitirdim. Bu şekilde. Liseyi bitirdim pardon. Ortaokul bitmişti. Liseyi bitirdim. Liseden sonra babam dedi, tamam dedi, sana kamyon alayım. Sen okumaya gitme. Kamyonculukta çok iş var. Babanız ille sizi böyle ticaret hayatına atacak. Aynen. Dedim yok, ben kamyon istemem. O zaman da niye bana kamyon diyor? Kamyon sürmeye çok meraklıyım. İlkokulda kamyon kullanmasını bilirim. Çok da keyif alırım. Yani tarlada tabii. Veya da, ya da
köy yollarında. Böyle normal asfalt yollarda falan değil. Babam ben orada kamyonla aklımı çelmeye birazcık çalışmaya çalıştım. Dedim olmaz, ben okuyacağım. Hı-hı. Yok dedi bana. Bak yanına bir de Şiro. Şiro dediğim şimdi dozer. O da şey... Daha cazip hale getiriyor. Daha cazip hale getiriyor. Dedim Şiro da istemem. Kamyon da istemem. Okuyacağım. Yani bizim bu okuma böyle bir takıntı mı, istek mi bir şey oldu. Liseyi bitirdim. Babam beni uğurlarken feribotla Mausa'dan annemle vedalaştık. Ben böyle 5-10 metre yürüdüm. Dönüp arkama baktığım zaman babam mizacı çok sert bir insandır. Kolay ben üzüldüğünü ve ağladığını görmedim. O gün gözyaşlarını döktüğünü gördüm. Ve şu cümle duydum döndüğümde. Sağ kolum koptu. Dedi. Çünkü çalışırdık ben okula giderken kamyon, şiro. Babanız ne iş yapıyordu? Babamın kamyonu vardı. Bütün Pınarbaşı bölgesinin, Ağırdağ, Pınarbaşı, Boğaz, Gönyeli, bu bölgelerin işte çakıl, kum, demet, bu tür ihtiyaçlarını taşırdı. Ben de bu arada kamyonu bol bol sürerdim. Evet, bundan dolayı. Bundan dolayı. Haşır neşirdiniz. Haşır neşirdik bu işlerle. Tarla sürerdim küçükken. Babamın traktörü vardı. En büyük çocuk muydunuz? Evet, en büyük. 5 kardeşin en büyük. Sağ kolum koptu demesinin nedeni de budur aslında. Çünkü büyük çocuklar genelde babanın yanındadır. Evet. Daha çok ön plandadır. Ondan dolayı. Çok sevdiğinden bırakmak istemezdi. Evet. Ben de çok sevdiğinden okumak isterdim. Bu şekilde büyük bir gürültü patırtıyla İstanbul Teknoloji Üniversitesi kazandım. Gittim mühendis olmaya. Evet. Yani bilinçli bir tercih miydi? Bilinçliydi. Şöyle oldu jeoloji mühendisliği. Benim bir hocam vardı. Buradan ona da selamlarımı iletirim lisede. Jeoloji, biyoloji derslerini verirdi. Bize çok sevdirmişti bu dersleri. Hatta okumak için de kazandığınızda bu bölümü giderseniz okumak için para da lazım değil ailenizden. Çünkü o zaman meta vardı, maden tetkik arama. Hemen okula başlar başlamaz metada da staja başlarsınız. Ve oradan aldığınız gelirle okulu bitirirsiniz. Bu benim için büyük bir fırsat. Babam okutmak istemez. Ben de ona sana parana ihtiyaç yok. Ben parası zaten okuyabilirim peki, mesleği olmuştu. Bütçe olarak maddi durumunuz çok şey değil miydi? Müsait değil miydi İyiydi, okumak için? İyiydik. Ama müsaittik de. Babanızın peki? Beraber çok güzel çalışırdık babamla. Yani işte o sağ kolu dediği gibi iyi bir takımdık. Anladım. Ondan dolayı o bırakmak istemezdi. Tabii biz üniversiteye gittikten sonra hocamızın demiş olduğu gibi metadan bir gelirimiz olmadı. Babamın parasıyla okuduk. Öyle bir imkan yokmuş. Yanlış bir bilgi miymiş neymiş bilmiyorum. Okul bittikten sonra olan bir şeydi o herhalde. Anladım. Yani bu şekilde jeolojiyi seçtiniz. Evet. Hocanızın etkisi. Ama biraz babanızın da işinin etkisi var zannedersem. Çünkü o da taşla toprakla uğraşan bir mesleği vardı. Taşı toprağı seviyoruz. Evet, fazla haşır neşirdiniz siz de çocukluğunuzdan beri. Öyle bir sempati de olmuş olabilir diye olabilir. Düşünüyorum. Biz üniversiteye gittiğimiz zaman, ben 74 gittim, 75, 76, 77. Türkiye'de bu sağ sol çatışmalarının çok yüksek olduğu bir dönem. Belki hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz sizler de. Kötü bir dönem. Kötü bir dönem, çok kötü bir dönem. Çoğu arkadaşımız o çatışmalardan zarar görmemek için ya yurt dışına kaçtılar ya Kıbrıs'a geri döndüler.
bizlerin geri dönecek bir durumumuz yok. Çünkü büyük bir mücadeleyle ben kaçmışım okumaya. Şimdi geri dönmek demek, pes etmek demek. Yani hiç unutmuyorum, bir arkadaşım var, maden mühendisidir kendisi. Beraber mezun olduk. Hüseyin Bey diye bir arkadaşımdır. Onunla oturduk, işin şeyini yaptık, kritiğini. Hüseyin, şimdi kalırsak bir gün vurulabilirik. Olaylara karıştığımızdan değil, okula gitmemizden dolayı. Hı hı. Ya girerken ya çıkarken bir kör kurşun canımızı okuyabilir. Ama dönersek insanlar bize ne der? Pes etti, okuyamadı. Biz tercih ettik. Ucunda, tırnak içinde daha kötü şeyler olabilecek olan işte yaralanma ya da daha kötüsü olma durumu tercih edip geriye dönmemeyi tercih ettik. Ancak önlem alalım dedik. Başımıza bir şey gelmeden bu okulu bitirelim. Çünkü başka kurtuluşumuz yok. Geriye dönemeyik. Ama kendimizi de böyle ortaya atıp öldüremeyik. Ama bitirmek zorundayız. Orada büyük bir mücadeleyle okulu bitirmeye çalıştık. Hiç unutmuyorum. Biz akşamdan televizyon haberlerini dinler. Sabahtan böyle bir 100 metre kadar ileride bir bakkalımız vardı. Yavaş yavaş kenardan, yolun ortasından değil kenardan bakkala kadar gidip günlük gazetelerden alıp o günün gelişen ya da gelişecek olan ya da işgal edilen sokak bölgeleri öğrenip ona göre sokağa çıkardık. Ha. Bu şekilde okulu bitirdik. Şimdi çok enteresan bir şey bu. Yani burada bile bir strateji söz konusu. Evet. Belli bir strateji uygulayarak hayatta kalmaya çabalamışsınız. Daha doğrusu hedefinize ulaşmaya çalışmışsınız. Çünkü bir hedef belirlemişsiniz kendinize. Bu okulu biz okuyacak, bitireceğiz. Bitecek bu okul. Evet, bir mühendis diploması alacağız. Alacağız dedik. Bu hedef bu. Evet. Ama bu hedefe giderken ciddi riskler var. Çok. Ve bu risklere karşı siz ne yapıyorsunuz? Vaz mı geçiyorsunuz yoksa devam mı? Risklere karşı devam ettiniz. Yani cesaret gösterdiniz. Bu da cesur olduğunuzun bir kanıtı, göstergesi. Evet, o zaman bilmiyorduk cesur olduğumuzu, sadece kararlıydık. Ve ama bunu yaparken de öylesine akışa bırakmamışsınız. Yok. Kendinizi. Minimum riskleri minimuma indirmek için bir strateji uygulamışsınız. Aslında şu anda yaptıklarınıza baktığımda aynı prensipler içerisinde evet hareket ediyorsun. Biz o risklerin analizini de yaptık. Burada derinliğini anlatmayayım. Çok ciddi analizler yaptık. Yani mesela kazayla bize gelecek olan kurşunun neremize gelir ise bize çok fazla zarar vermez. Ve neremize gelirse çok zarar verir. Onun da olabilme ihtimalinin ne olduğunu analiz yaptık mühendisçe. Arkadaşımla beraber. Çünkü mühendislik. Evet. Herhalde kafamızda biraz mühendisçe mi çalışırdı, neydi? Onun da analizini yaptık. En kötü durumun olabilme ihtimalinin çok az olduğunu alabileceğimiz önlem. Bilimsel olarak karar verdiniz sonuca. Gerçekten var. Yani şimdi düşündüğüm zaman ne kadar bilimsel olurdu bilmiyorum ama şimdi baktığımda çok detaylı bir analiz idi kendi çapımızda. Başardık ve bitti. Evet. Peki daha sonra okul bittikten sonra jeoloji mühendisi olarak diplomanızı aldınız ve geldiniz adaya, geri döndünüz. Ondan sonra ne oldu? Bitirdik geldik. O zamana kadar bitirdiğimizde öyle olacak, böyle olacak. Hayal kuramadık çünkü yaşamla ölüm arasında bir mücadele vardı. O ikisini düşünebilirdi. Hayatta kalma pozisyonuydu. Bitti geldi. Hemen ben askere gittim. Ben şimdi üniversiteyi bitirdiğim zaman da döndüm. Dedim ki iyi okumuşuk, çevremiz genişledi falan diye böyle bir kendime bir özgüvenim geldi. Fakat askere gittiğim zaman hayatın öyle olmadığını gördüm. Çok okuyanından, okumayanına, iyi bileninden, az bilenine, çeşitli kesimlerin bir arada olabildiği ve o bir arada olan İnsanların daha küçük kümelerde, takımların içerisinde çok çeşitlilikler olduğunu gördüm ki ben üniversitede bunu görmemiştim. Üniversite çünkü seçilmiş, üniversiteye gitmiş, belli, hedefleri belli, düzeyleri belli insanlardı. Burada çok farklılıklar var ve bu durumu yönetmek lazım. Gerçek hayat oradaydı.
Üniversitedeki hayat değildi gerçek hayat. Yani şöyle diyebilir miyiz? Daha önce bir hedefiniz vardı kesin ve net. Evet. Bir diploma sahibi olmak, meslek sahibi olmak, okumak. Evet. Bunun çok özel bir durum olduğunu düşünüyordunuz. Ve buna sahip olduktan sonra ama bunun yeter olmadığının farkına vardınız. Evet, evet. Bunu anlatmak istiyorsunuz herhalde. Evet. Orada çeşitli arkadaşlarla tanışmak, düzeyi yüksek olsun, alçak olsun. Onlar bize kendi cephelerinden çok şeyler öğrettiler. Fakat o yeterli olmadı tabii ki. Ben her dönemimi şimdi anlatacak olursam, her dönemde aynı sevinci yaşadım bittiği zaman. Askerlik bitti, sevindim, çok şey öğrendim dedim. Toptancılığa başladım, biraz sonra değiniriz herhalde. Orada bir baktım, askerlikte öğrenmiş olduklarım yeterli olmuyor. Çok farklı bir dünya var. O bambaşka bir dünya. Evet. Zaten oradan sonra toptancılıktan öyle bir piştim oldum dedim bir ara. Ben perakendeci olacağım, zaten işi bilirim dedim. Perakendeci olduğumda bir baktım, ilgisi alakası yok benim öğrendiklerimle. Daha bir katman daha koymam lazım. Daha sonra şöyle bir şeye geldim. Dedim ki, demek ki öğrendim yok. Öğreneceğim çok şey var ancak. Evet. Öğrendim yok. Ben biliyorum yok. Her sektörün kendine göre özellikleri var. Bizim bildiğimiz sadece bulunduğumuz bölge kadar bilebilirik. Evet. Onu öğrendim. Ama bu birkaç böyle kademenin geçmesiyle beraber oldu. İyi de oldu. Her dönem belli bir katman, belli bir tecrübe yaratmıştır. Bütün. Buyurun. Peki bu mühendislikten pazarlama işine geçişiniz nasıl oldu? Biraz da ona değinebilir miyiz? Evet. Yani, askerlik bitti ondan sonrasında. O da enteresan oldu. Ben ta üniversiteye giderken eşim Zehra Hanım'ı babasından istemeye başlamıştım. Öncesinde bekleyelim okul bitsin falan denildi. Ben tabii bekledim ama hedef var. O hedefe de ulaştım yani. Onu da söyleyeyim şimdi de. Buradan kendilerine selamlarımı ileteyim. Askerlik bitti. Çıktık. Şimdi işimiz yok. Mühendislik ama işimiz yok. Yani mühendislik bir iş değil. Bir kariyer ancak. Ben birkaç aylık evlendikten sonra birkaç aylık işsizliğimden sonra iş de arardım. Çalışma dairesine başvurdum. Gazeteleri karıştırıyorum. Yani alanınızla ilgili iş bulmak için çaba sarf ettiniz ama bulamadınız. Bulamadım. Çok hor görüldüm iş ararken. Sanki kötü bir şeymiş. Bence iş aramak kadar güzel bir şey olamaz. Hakikaten. Kendi gönüllü iş yapmak için talepte bulunan bir kişi kadar güzel bir şey olabilir mi? Herkesin yapabileceği bir şey vardır. Yapamadık. Gazetede bir ismini şimdi burada zikretmeyeyim de bir ticaret pazarlamacılık yapan bir firmanın ilanı vardı. Ben ona gittim. Dedi ki ben değildim arayan, isim benzerliğinden ben farklı yere gideceğim. Ben de arıyordum eleman. Dedim nedir yapacağımız iş? Dedi ki işte 4-5 çeşit, 5-10 çeşit malı vardı. Bunları alıp satarsın ve komisyon alacaksın üzerinden. Ben de dedim ki bunları alacak benim param yok. O da dedi ki para istemez. Sattığın zaman komisyonunu alacaksın. Ben dedim satarsam da parayı cebime atarım, ne yapacaksın? O da dedi ki ben dedi insan sarrafıyım. Kapıdan girenleri dedi önce süzerim, anlarım, ona göre bu teklifimi sunarım. Sen de bunu yapmayacağından %100 emin olduğum için bu teklifi sana söyledim dedi adam. Tabii buradan kendilerine selamlarımı ileteyim. Atomer Bey Adana'dadır. Adanalı şimdi ayrıldı buradan. İnşaat mühendisiydi. Zannederim bir yerde yanlış yaptı. Çünkü kapattı dükkanı ve kaçtı. Galiba hep tanıyamadı. Beni tanıdığı gibi bazılarını tanıyamadı herhalde. Orada bir faul yaptı herhalde. Gitti. Ben dedim düşüneyim geleyim. Gittim. Bir araştırma yaptım. Bu Hüseyin dediğim arkadaşımın dayısı
küçük minik bir kasap ve bakkal dükkanı vardı. Çok küçücük. 5-10 metrekare belki. Dedim gideyim danışayım. Bu bakkallara mal satmak nasıl olur? O bakkal ya. Sorayım ona. Ben bu işi yapabilir miyim? Şimdi ben mühendisim, her şeyi yapabilirim. Okudum, gezdim, ettim, eyledim ama bu iş başka bir alan. Münir dayı ismi bana dedi ki Mustafa, gençsin, sebat eder, dürüst çalışırsan yapamayacağın hiçbir iş yoktur. Çok özlü, tabii o gün için çok özlü olarak görmedim. Şimdi baktığın zaman gerçekten herkese tavsiye edebileceğim buradan çok güzel bir söz. Her şey var içinde bunun. Para da var, akıl da var, cesaret de var ama her şey bir top dolu cümledir. Çok inandım bu cümleye. Yani bunu şimdi birinde ben söylediğim zaman hadi ya dalga mı geçen benimle diyebilirler. Ben bunu diyemedim. Yani aklım oraya gitmedi benim. Ben sanki böyle altın madeni bulmuş gibi. Direkt aldınız o sözü. Aldım ve sözü. Kabul ettiniz. Aldım, kabul ettim. Evet. Göğsümüze takılan evlendik. Göğsümüze takılan paramız vardı. Bu 1-2-3 ayda iş aramaya çalışırken paranın yarısını bitirdik. Yarısı vardı burada. Aldım o yarısını. Gittim tüccara. Cincin aldım, gofret aldım. İşte toptancı mallar aldım param kadar. Bir araba buldum. Koydum bakkallara. Ve o günlerde işte başladınız bu şekilde ticaret hayatına. Pazarlamacılığa ve o günlerden bugüne geldiniz. Evet. Evet. Önce toptancılık, sonra perakendeye 91'de geçiş yaptık. Evet. Sizin süpermarketinizi açtığınız dönemde daha çok bakkal zihniyetiyle çalışıyordu marketler. Evet. Böyle büyük kurumsallaşmış marketler yoktu. Evet. Sizinle başladı ilk. Bu nasıl oldu? Bu fikir nasıl geldi? Yani zaten sizde hep böyle bir daha iyi yapma arzusu var. Bunu görüyoruz yaşamınızın en başından itibaren. Nasıl oldu? Biraz da bunun hikayesini şöyle kısaca anlatabilir misiniz? Evet. Şimdi ben 82'de iş hayatına evlenir evlenmez başladım. 91'e gelirken toptancılık yaptığım dönemde de çok iyi duruma gelmiştim. Önce tek arabayla ben dağıtım yaparken daha sonra 5 araçla pazarlamacı arkadaşlarım oldu. Onlarla işi büyüttük. İthalatla yapmaya başladık. Ben artık iç taraflarda durmaya başladım. Fakat bir gün Güzelyurt'ta bir bakkalımın yanında dururken bir toptancının bize vermiş olduğu malları verdiği fiyattan bakkala verdiğini gördüm. Biz tabii önceleri distribütördük, sonra ithalatçı olduk. İşte buradan aldığımız malları dağıtıyorduk. Ve benim o anda, hiç unutmuyorum, şöyle dedim. Şimdi dedim, giderek bu ithalatçılar getirdikleri malları direkt bakkallara dağıtmaya başladılarsa ben bunlardan alarak nasıl var olabileceğim? Demek ki var olabilmem için bir şey yapmam lazım. Bu yolun gidişi yok olmak. Sadece bir cümleden bunu hareket ettim. Anladım. Bakkal hem o ithalatçıya sordu, ampul kaçadır, hem bana sordu aynı anda. Yan yana dururduk. Evet. Yani direkt bir sonuca vardınız. Dedim değiştireceğim iş şeklimi. Bu iş şekli beni dedim bitirir ki. Biz pik noktadaydık. Ben pik noktadaydım. Satışlarımın en iyi noktasındaydım. Fakat iş şeklimin değişmesi gerektiğini fark ettim. O cümleyle fark ettim. Ve oturup şöyle bir gene mühendisçe analizlerimiz sonucu karar aldım. Ya ithalatçı olmam lazım. İthalatçılığa terfi etmem lazım. Ya da büyük Avrupa'daki gibi büyük market yapmam lazım. Yani hep büyük oynamanız gerekiyor. Hayat öyle dayatıyordu. Evet. Öyle anlıyordum ben de ya da.
bilmiyorum. Herkesin bir anlama ya şeyi vardı. Sizin felsefeniz bu. Benim felsefem de öyle. Yani ben durup şimdi yok oluyorum diye birine bağırmak, çağırmak, kızmak gelmez benim içimden. Sorumlusunun ben olduğumu düşünürüm. Ne oldum deme, ne olacağım de. Jack Welch. Kazanmak ister misiniz? Rüzgar gibi geçti. Her türlü müziği seviyorum. Ajda Pekkan, Cem Karaca, Barış Manço, onlar dahil. Bonnie M. Michael Jackson. Her türü güzel olduktan sonra seviyorum. Atatürk. Örnek aldığım kişi. Tüm başarılı insanlar. Kalite. Hiç yok. Hiç olmadı. Şimdiki işim güzel. Gene o gün yapacağım işe en iyisini yapardım. Başarının anahtarı. İçten istemek. Peki başarı ilkeleriniz nedir? Yani şu anda gerçekten ciddi anlamda her gün yeniliklerle başarıya doğru gidiyorsunuz. Evet. Yani çok güzel işinizi büyütüyorsunuz her gün, her an. Başarı ilkelerinizi neye bağlıyorsunuz? Nedir başarı ilkeleriniz? Başarı ilkelerimin içerisinde bir kere yaşadığın topluma, daha özelde de müşterilerinize, en iyiyi sunma azmi. Bu en iyi her zaman fark edilir. Evet. Başka bunun açıklaması olamaz. İyi, zamana göre değişen bir kavramdır da. Şöyle. Yani yenilenmesi gerekir. Aynen İyinin o. Bir tanımı yok. Yani dünün iyisi, işte biz dün iyi yaptıydık. Olabilir kardeşim. Dün iyiydin. Bugünün iyisi var. Onun için bizim felsefemizde her zaman iyi olmak. Ve bizim kurduğumuz kendimiziz gene. Şirket olarak da, kendim olarak da. Ben dün yaptığımı bugün beğenmem. Çünkü derim ki daha iyisi var. Arkadaşlara söylerim. Tekrar yapmayın. Yenilenin. Değişin. Felsefe burada değişim. Peki tılsım nokta. Evet. Değişmek, yenilenmek, kibar olabilmek. İstatik duruş yok olmakla eşdeğer. İstatik bilgi de öyle. Hatta ben bir yerde okumuştum. Çok da hoşuma gitti. Bilmem katılır mısınız? Size sorayım ben de. Yok oluşumuz ya da yok olan, kaybeden şirketler öğrendiklerindendir. Farklı bir soru. Evet. Yani öğrendiklerinden derken neyi kastediyorsunuz? O güne kadar öğrendikleri. Şirketin yok oluşunu getirir. Ya da kişinin o güne kadar öğrendikleri kendinin yok oluşunu getirir. Neden evet. söyleyeyim? Siz o güne kadar öğrendiniz. Yenilemezseniz kendinizi, update yapmazsanız kendinizi, yarın yeni çıkan birisi sizden bir adım öndedir. Evet. Peki siz yenilenmek için ne yapıyorsunuz? Yani okuyoruz. İlkokuldan anamız oku dedi. Hala okuyoruz. Geziyoruz. Evet, fuarları takip ettiğinizi söylemiştiniz evet. daha önceki görüşmelerimizde. Yenilikleri hep takip ediyorsunuz, örnek alıyorsunuz, değil mi? Evet. Bir de takım çalışmasına çok önem veriyorsunuz. Çok önemli. Benim gördüğüm bu. Yani siz görev dağılımı yapıyorsunuz ve seçtiğiniz elemanlar her zaman işinde gerçekten başarılı, yetkin, kalifiye elemanlar
Bunlara önem veriyorsunuz. Eğitime önem veriyorsunuz. Şimdi bunları niçin söylüyorum? Çünkü bizzat beraber gezdik. Sizin şirketinizde bünyesinde bulunan işte fırınınız, catering şirketiniz. Gerçekten inanılmaz bir disiplin gördüm ben burada. Ve müthiş, yani tahayyülümün ötesinde böyle bir kuruluşun olabileceğine de inanamazdım. Onun için mi NASA üstü gibi demiştiniz? Evet, evet, evet. NASA gibiydi. Yani olamaz, uzay üstü gibi. Bir gün girişler. NASA'ya gitmem lazım. girişler özel şifreli, kapılar otomatik açılıyor. Her yerde bir talimat var, kurallar var. Yani gerçekten el değmeden hazırlanıyor her şey. Personel olağanüstü hijyenik şartlarda. Yani mümkün değil orada bir yemeğin hazırlandığına inanmak. Mümkün değil. O kadar temiz, pırıl pırıl. Evet. Havası bile farklıydı ki onu siz söyleyin isterseniz. Evet. Havamız, suyumuz da dahil öyle. Evet, suyunuzla. Havamız klimatize havalandırmadır. Ve HEPA filtrelerle dışarıdaki hava içeriye temizlenerek alınmaktadır. Her birkaç yılda bir de filtrelerimiz değiştirilmektedir. Büyük maliyetlidir bunlar. Ancak havadaki bulunabilecek olan mikroorganizmalar, tabii ki yemeğe ya da ekmeğe sirayet ettiğiniz zaman ürünlerimizin daha erken bozulmasını ya da müşterilerimizin hasta olmasını sağlamaktadır. Biz ham madde, ekipman, hava, su, çalışan, tüm her şeyin en üst seviyede kaliteli olmasına dikkat ederiz. Şudur şeyimiz, iyi sonuç iyi girdilerle yapılabilmektedir. Evet. İyi girdiler neler? Hepsini onları analiz edip, bu da girdidir, bu da girdi. Domates de bir girdidir. Peki, iyi sonuç elde etmek istersem en iyi domatesden benim salatam olacak. Ben düşünebilir miyim? Çünkü burada biraz bizi engelleyen bazı şeyler de var. Daha doğrusu böyle olmamıza sebebiyet veren, yani yanlış yapmamızı engelleyen. Mühendisçe yaklaşıyorum. Yani mühendisliğinizi kullanıyorsunuz aslında. Evet. Farklı bir alanda olsanız bile. Şimdi ben size sorayım. Siz düşünebilir misiniz? Üçüncü sınıf bir domatesden birinci sınıf yemek çıkabileceğini. Bana ispat edin. Ben size madalya takayım. Var mı böyle bir şey? Evet. İşte bu soru bu. Yani çok basit. Demek ki ben birinci sınıf bir ürün çıkarmak istersem benim girdilerim birinci sınıf olacak. Yani hep bir analiz yapıyorsunuz. Neden ve, sonuç ilişkisi? Evet, bunu hep kuruyorsunuz gördüğüm kadarıyla ve riski minimize ediyorsunuz. Minimum düzeye indirmek için maksimum bir çaba içerisindesiniz. Yani bir gıda mühendisi var sizin bu şirketlerinizin başında ki evet. Olabilecek en kalifiye eleman. Bunların evet. Kontrolü yapılıyor. Havayı minimum şeye getiriyorsunuz, mikroplardan arındırarak temiz hale getiriyorsunuz maksimum derecede. Su aynı şekilde. Çalışanların giysileri işte sizin özel deterjanlarınızla, özel makinalarınızla evet. Yıkanıyor o anda. Gerçekten yani ben beyazları o kadar beyaz yapamam. Bunu söyleyeyim. Bu kadar her türlü detaya önem veriyorsunuz. Yani ciddi anlamda detaylarda yatıyor aslında. Bu da bizim normalimiz esasında. Yani bunlar için gerçekten ayrı bir zorlamamız yok. Şirketin sistemli doğal bir iş akış modeli bu bizde. Evet. Yani böyle bir sistem kurmuşsunuz. Riskleri minimize eden evet. Bir sistem. Ve sonuçta tabii ki bununla beraber paralel oranda güzel oluyor. Başarınız giderek artıyor. Talepler artıyor size olan. Peki mantık var burada. Bir şey var, analiz var. Ön sezileriniz ne derece? Sizin yaşamınızın içerisinde. Ön sezilerimin çok güçlü olduğuna inanıyorum. Hatta karar alıp belli gözlemler yapıp bazen aylarca süren gözlemlerim sonucunda olmaz deyip geri çekildiğim zamanlar da olur. Bunda da mutluluk duyarım. Bugüne kadar gerek yapmış olduklarım, gerek yapamamış olduklarımdan çok memnunum. Yapamamış olduklarımdan da. Neden? Ön sezilerim beni bazen bunu yapma dedirtirebilir. Veyahut da yap tamamdır dedirtirebilir. Ama orada çoğunlukla hedef tam 12'den vurmuştur bu ön sezimde diyebilirim. Hatta
Buradan kendisini sevgiyle analım. Baş aşçımız Ayşe Hanım'a ben bunu böyle söylediğim zaman her olmayan işte bir hayır var derim. Demek ki daha iyisini yapacaktık da onun için. O da der ki, Mustafa Bey'de bir söz vardır bizde. Allah doğru dürüst insanın yanlış yapmasını engeller. Onun için siz tam yapacağı kan size der ki vazgeç yapma. Evet. Ve sen de yapman ondandır. Şimdi o oradan bir yorum yapar. Fakat sonucumuz aynıdır. Ben de derim ki bunu yapmamamız lazım. Yapmam. Ama yapmadığımdan da memnunum. Anladım. İyi de olmuştur yapmadığım. Anladım. Yani risk alırsınız ciddi anlamda. Evet. Risk alıyorsunuz. Alırım. Ama bazen de ön sezilerinize kulak vererek risk almamanız gerektiğini de düşünürsünüz. Evet. Ve geri adım atarsınız. Evet. Şimdi şu noktada bir şey daha söylemek istiyorum. Personellerinizden bahsettiniz. Ve işte birlikte gezimiz sırasında da ben iletişiminizi gördüm. Çok disiplinli ve kurallar içerisinde bir şeyiniz var, iş hayatınız var. Yani ciddi kurallarınız var. El yıkamanın bile talimatları var her yerde, her köşede. İşte yani bu aslında biraz böyle huzursuzluk yaratabilecek bir faktör gibi görünüyor personel arasında. Şimdi bize başvurular azalacak zannederim şimdi. Yo, yo, başvurusu ya da çoğalacak. Bırakın da bitireyim bir. Ama buna rağmen bu kadar böyle bu disiplin, bu kontrollü iş ortamında size karşı müthiş bir sıcak bir iletişim var aranızda. Evet, evet. Müthiş bir sevgi, saygıyla kesinlikle beraber bir sevgi var. Kesinlikle tartışmasız. Bir tek bir şey yok. Korku. Evet, korku yok kesinlikle. Bu neye bağlıyorsunuz bunu? Yani bu çok enteresan geldi bana. Çünkü bu kadar aşırı kuralların olduğu bir yerde bir mutlaka bir farklı korku, gerginliğin olması gerekirken bu yok sizde. Konuşmamızın başında da söylemiş olduğum gibi ben mühendis oldum ama kariyer olarak, meslek olarak bir yerde mühendislik otoritesini kurmadım. İşçi statüsünde hayata atıldım. Evet. Her aşamasından bu hayatın geçmiş birisiyim. Hı hı. O arkadaşlarımın ne hissettiklerini, ne istediklerini, nasıl motive olduklarını, nasıl çalışmamız gerektiğini o alandan iyi bilirim. Mühendislik olarak nasıl projelendirmem gerektiğini de mühendisliğimden bilirim. Topladığım zaman takımlar nasıl en iyi çalışır? Bir kere insanlar içten gelen hevesle o işe sarılmazlarsa hiçbir işin hayrı yoktur. Evet. İstediğin kadar para ver, istediğin kadar korkut. Sevmesi lazım. Evet. Benden korkarak işi nasıl sevecek? Siz bizi böyle 5-10 günlüğüne gelseniz, çalışmalarını görseniz, ben onlarla beraberim. Beraber gülerik, beraber üzülürük, beraber karar veririz. Karar aşamalarında mesela bir ürün yapacağız. Arkadaşlarla beraber onun en iyi nasıl olabileceği, ben ille böyle yap diye direktifim yoktur, olmaz. Fikir teatisinde. Fikir teatisinde ve uzmanının, o işteki uzmanının görüşü bizim için bir değerdir. İnsanlara değer vermek, insanların işe bağlanmasını sağlamaktadır. Bizim arkadaşlarımız hepsi, tümü, buradan hepsine sevgiler ve selamlarımı ileteyim. Kendilerine çok teşekkür borçluyum ki bizimle bir aile oldular. Metropol ailesiyiz biz. Tümümüz. Müşterilerimiz de dahildir buna. Müşterilerimiz bizi bu formata taşımıştır. Talepleri bizi böyle görmek istemeleridir. Böyle bir aile, ekip içerisinde böyle bir ayrı bir şeyimiz var. Evet. Bağlantılarımız. Onun için onlar bizi patron diye görmez. Ben onlara her zaman söylerim. Ben patronunuz değilim. Patronumuz müşteri. Benden korkmayın. Evet. Zaten korkacak bir şey yok. Evet. Müşteriden korkun. Müşteri bizden yarın mal almazsa bizi işten çıkarır. Odur patron. Ben cebimden ödemem ki insanları. Evet. Cebinde insanın ne kadar para olacak? Dolayısıyla o işte bir sorumluluk hisseder çalışan personelde. Çalışan sorumluluk hisseder. Evet, sorumluluk hissettiğinde de tabii ki hakkıyla yapar işini. Hatta çok değerli bir arkadaşım. Buradan ismini zikretmeyeyim. O duyarsa selamlarımı ileteyim kendisine. Bir gün şöyle bir tespit olmuştu. Ya Mustafa dedi, ben fark ettim dedi. Senin dedi,
eleman seçimin dediği, almış olduğun elemanlar da birebir dokunup konuştuğun zaman kendilerine dediği, böyle metropolu seven, gönülden seven insanlar olduğunu fark ettim. Sen dedi buna göre adam alın. Evet dedim, buna göre alırım. Bizim şirketi sevmeyecek olan elemanı işe almıyoruz. Evet, takım ruhuyla çalışacak personel seçiyorsunuz bir kere. Peki verimlilik sırrınız nedir? Yani verimliliğinizi arttırmak için neler yapıyorsunuz? Bunun bir sırrı yok. Kişisel olarak soruyorum ama. Bunu. Bunun bir sırrı yok. Kişisel olarak gerek benim gerek şirketimin bir tek bir şeye dikkat ediyoruz. Kaynaklarımızı optimize etmek, optimum noktada kullanmak. Neyimiz var? Önce koyuyoruz ortaya yere. Bunun içerisinde soyut ve somut tüm şeyler olabilir. Sadece elimizde olanlar, kaynaklarımız para değil ya da makine. Bizim en büyük servetimiz çalışanlarımız. O da bir kaynak. Ben onun kapasitesini atıl tutamam. En iyi formatta ben onu değerlendirmem lazım. Peki sizin hep işten bahsettik. Evet. Sürekli zaten işinizin başındasınız. Kontrol ediyorsunuz sürekli çalışanları, müşterileri, şirketinizi. Ama boş zamanlarınızda ne yapıyorsunuz? Nasıl dinleniyorsunuz? Kendinize zaman ayırıyor musunuz? Bu soru biraz zor soru. Çünkü şöyle diyeyim. Ben ne hem her zaman işindeyim, ne her zaman tatildeyim, ne de yoruluyorum. Öyle bir şey yok. Benim bir hayatım var. Kurulmuş, kurumsal bir yapımız var zaten. Ben vizyonerim ancak. Ve o vizyonumuza uygun olanları görmekten her an mutlu olan birisiyim. Yani ben işe giderken işe gitmiyorum da dönünce yorulayım da dinlenme isteyeyim. Öyle bir şeyim yok. Ben sabah kalkıp işte iş yerine, işe değil, o mekana gittiğim zaman orada çok güzel çıkmış o yemeğin ya da ekmeğin ya da kasada hizmetin, müşteriye yapılan hizmetin en üst kalitede olmasından sadece keyif alırım. Huzur duyarım, gezerim ve giderim. Bu sizi mutlu eder. Bu hayatım. Peki hobileriniz yok mu? Hobilerim var. Her şey hobi benim için. Güzel yemek görmek hobi, güzel makine almak, güzel üretim yapmak hobi, kitap okumak hobi. Benim evimde bir kitaplığım vardır, bir odam kitaplıktır. Yüzlerce kitabım var. Hangi konuya el attıysam o konuyla ilgili kitaplarım oluşur. Mesela bir köpek aldım, daha doğrusu çocuklar aldı. Hep beraber ailemizin köpeğidir şimdi, hep beraber bakıyoruz. Ben belki biraz daha fazla bakarım. 10 tane kitabım var. O köpek bakımıyla ilgili. Labradordur köpek. Labrador Retriever. İngilizce bildiğini de söylemiştiniz. İngilizcesi de var benim köpeğin. Evet. Türkçesi de var. İngilizce komutları da alır. Türkçe komutları da alır. Bir sürü komut kapı açılmasından kapatılmayı daha ödemedik. Sayıları gösteririm, bana onları sayar. Bir sürü şeyler yani yapar. Yani köpeğinizi bile eğitiyorsunuz, eğitime tabi tutuyorsunuz. Hayatınızda bu kadar yer etmiş eğitim. Bir arkadaşım var gene çalışanlarımızdan, bir gün bize gelmişti de köpeği gördü ne kadar eğitimde olduğunu. Şöyle dedi, Mustafa abi dedi, demek ki her şeyin başı eğitim. Dedim bileydi. Yani gerçekten her şeyin başı eğitim. Peki başarı konusunda neler söyleyeceksiniz izleyicilerimize, ne tür öğütlerde bulunacaksınız? Başarı istesinler ama içten istesinler. Mesela ben diyorum, ayakkabı küçük gördüğümden değil, yanlış anlaşılmasın. Tüm mesleklere saygım var. Ama ayakkabı boyacısı olsam en iyi ayakkabı boyacısı olurdum. İddia ederek söylerim. Hiçbir meslek ayrımı yapmam. Bulunduğum mesleğin en iyisini olurum. Olabileceğime de inanırım ve olurum da. Yani burada hiçbir şeyim yok. Evet. Kuşkum yok. Zaten amaç en büyük ateşlemedir. Amatsız gemi, şöyle bir laf vardır. Amatsız geminin gittiği yerin önemi yoktur. Nereye gittin? Rüzgar nereye savurduysa.
amaç varsa insanlara o amaca ulaşmak için içlerindeki kıvılcımı, daha sonra ateşi, yangını tutamazlar artık. Yani bir hedef şart. Hedef şart. Ben mesela hiç unutmuyorum. Eğitimden açtık. Biraz da hobiden hep iş konuştuk da. Bir gün Almanya'ya gittim. Eşimle, çocuklarla. Yolda yürüyoruz. O zaman daha köpeğimiz yok. Bir bayan önümüzde gider. Ama ana yoldan bir tarafa, bir tarafa değil. Ana yolun yanındaki bir tali yoldan karşı tarafa geçecekler. Önümüzde giderler. Yanlarında bir köpek. Giderken gayet doğal bir halde. Ama o tali yolun iki ucunda bir ucunda şey vardı. Trafik ışığı vardı. Kırmızı yandı. Bunlar durdu. Yaya trafik ışığı. Köpek durdu ve oturdu ve ışığa bakardı. Çok enteresan geldi. Bir köpeğin bu kadar anlayışlı olmasını. Çok izledim. Önümüzde giderken köpek komutları dinler. Trafik ışığında durur. İlk köpek alırken ne yaptım bilir misiniz? Benim köpek yolun bir tarafına, bir tarafına geçerken durur. Bekler. Arabalara bakarık. Ve derim yine tamam araba yoktur. Geç, o zaman geçerik. Dedim ki, ne onlar yaptıysa ben yapamaz mıyım? Ben de yaparım. Dedim. Bu yani. İstemek. Ha şimdi ben şöyle diyebilirdim. Ha, o Alman köpeğiydi de onun için. Ne ilgisi var? Yani ya da o Almandır. Için, sizin için anladığım kadarıyla imkansız diye bir şey yok. Yok. İstemek var. Evet. Ve kendinizi başınıza gelenlerden sorumlu tutmak var. Sorumlu tutmak insanı yaptığı yanlışlardan doğru yola gelmesini sağlayan bir unsur. Evet. Mesela ben şöyle bir şey yaparım. Hoşuma da gider. Bazen çalışanlarımızla bunu paylaşırım. Derim ki ben böyle suçlusunuz derken birine, birisi derse yani. Tamam derim, bak bir kere suçlusun diye sen ona söyledin. Ama üç parmak da seni gösterir. Ya da suçluyu geçeyim, sorumlusunuz. Bu meseleden sen sorumlusun. Bunun böyle olmasına. Anladım. Diye suçladın. Üç kez de sen sorumlusun. Onun için dikkat edeceksin. Evet. Biz sorumluyuzu bilmemiz lazım. Başkalarını da suç ararken. Üç kere biz daha evet. suçluyuz. Bu istek konusuna gene parmaktan açıldım hanım. Bir şey daha ilave edeyim. Her şeyin anası zaten burada yatır diye düşünürüm. Şimdi bu, ben buna istek parmağı diyorum. Şimdi bu parmaklarınızın her birinde birine sermaye, birine otomobil, birine imkanlar falan diye her birine bir vasıf yükleyebiliriz. Bu da istek olsun. Burada bir, mesela bu benim iPad'i buradan kaldırabilmem için buna ihtiyacım var. Bak ben bundan da bunu kaldırıp açıp iş yapamam. Ama diyelim ki bunun da isteği yan yana koyarsam istek aslı olandır. Evet. Bu olmadığı zaman hiçbir ötekilerin şey hiçbir değeri yok. Bu olduğu zaman her şey olur. Onun için böyle yaptığımız zaman bu hem okey hem tamam. Yani her şeydir bu diye evet. düşünüyorum. Evet. Yani sizin başarınızın altında yatan en büyük gerçek istemek. İstemek, evet. Bu ilkeden yola çıkarak bugünlere geldiniz. Evet. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Bitti mi? Evet. Çok erken bitti. Çok biz teşekkür ederiz. Hızlı geçti. Evet, öyle oldu. Çok teşekkürler. Keyifli bir sohbet oldu. Evet, bizim için de. Sevgili izleyiciler, bugünlük de başarı öykülerinin sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte farklı bir başarı öyküsüyle karşınızda oluncaya dek. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Smart Plus Mobilya ve İç Mimarlık. Smartmobilya.com 800-24-54-59. Başarı öyküleri Smart Plus'ın katkılarıyla yayınlanmıştır.